Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere coinfarm Farm isminde bir siteden bahsedeceğim. Bu tarz siteler genellikle Rus kökenlidir. Dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlarımız siteyi sanki yeniymiş gibi anlatmaya başlamış ama site eski bir sitedir. Ben de daha öncesinde kullanmıştım. Ve kullandıktan sonra daha sonrasında arkadaşlar para çekemediğim için bıraktım. Şimdi sizlerle beraber tekrar para çekmeyi deneyeceğim. Değişiklikler var mı? Çekebilecek miyiz? Bir bakacağız. Coin Farm sitesi geçen yıl ya da bir önceki yıl e, piyasaya çıkmış bir site arkadaşlar. Burada kuşlar var görüyorsunuz. Kuşları satın alıyorsunuz. Site bu şekilde çalışıyor. E, kuşlar üretim yapıyor. Yani yumurta yumurtluyorlar. Bu yumurtaları topluyorsunuz. Satış yapıyorsunuz. Gelen e, gelir varsa bunu çekiyorsunuz. Tamam mı? Buraya kadar umarım herkes anlaşılmıştır. Anlaşmıştır. Al, anlamıştır. Konuşamadım ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ramazanlık da e, biliyorsunuz siz de. Şimdi neyse arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Bakın ücretsiz bir şekilde üye olduysanız bu siteye yatırım yapmayın. Yatırım yaparsanız %30 ya da %40 civarında bir paranızı çekebiliyorsunuz yatırımınızın. Diyelim ki 100 ruble yatırdınız 40 rublesini çekersiniz 60 ruble içeride kalıyor. Çekim yapabilmeniz için tekrardan o size uyarı verecek zaten. Çekim yaptığınız zaman uyarı veriyor arkadaşlar. İşte e, puan olması lazım, altın olması lazım şeklinde belirli şartlar veriyor size. O tekrardan 60 rubleyi çekebilmeniz için sana diyor ki bana referans bul. Yani kendine referans bul. Referansında yatırım yapsın sana o şekilde parayı veririm diyor. Site bu şekilde çalışıyor. Ama şu anda değişti mi bilmiyorum. Daha önceden bu şekildeydi. Ben para çekemediğim için bıraktım siteyi. Şimdi hep birlikte siteyi inceleyeceğiz. Diyelim ki buradan ücretsiz bir şekilde size kuş verdi. Kuşunuz yumurta yumurta yumurtladı arkadaşlar. E, ya da siz e, bir şekilde para yatırdınız, para yatırmak istediniz. Ben önermiyorum. Kesinlikle para yatırmanızı önermiyorum. Bu tarz siteler e, genellikle şunu yapıyor. İlk başta yatırdığınız miktarın bir kısmını veriyor, daha sonra vermiyor arkadaşlar. Ben de 40 ruble yatırmıştım. 46 ruble çektim. Diğerini çekemedim. Normalde her zaman çekmem lazımdı. Çekemedim. Şimdi yumurta deposuna gidiyorsunuz. Diyelim ki kuşunuz var. Ben de bir sürü kuş var. Ben daha öncesinde almıştım. Gördüğünüz gibi bir sürü kuş var. Yumurtaları hepsini topluyorsunuz. Tamam mı? Topladıktan sonra bu yumurtaları selling kısım Mesela ben Türkçe'ye çevirdim arkadaşlar. İngilizce olarak göstereyim. Yumurtaları sat kısmına selling kısmına geliyorsunuz. Yumurtaları satıyorsunuz. Sattıktan sonra bu yumurtalar şurada para çekme kısmında siz bir miktarını para çekersiniz. Bir miktarını da tekrardan kuşları satın alabilmeniz için bu taraf bakiye yansıyor. Yani e, yanılmıyorsam arkadaşlar %20'si ya da %30'u da kuş satın almak için yansıyor. %40'ı da olabilir şu an hatırlamıyorum. Şimdi günlük bonus kısmı var. Günlük bonus'tan. Günlük bonusunuzu alabilirsiniz. Her 12 saatte bir günlük bonus veriyor. 10 ile 100 arasında altın veriyor. Bu altın işin, ne işinize yarıyor arkadaşlar? Yine dediğim gibi kuş satın alabiliyorsunuz. Şuradan kuş satın alıyorsunuz. Benim şu anda altınım var. Size kuş satın almayı da göstereyim. Bakın şurada ee, Diyelim ki şuradan bir tane kuş alalım. Sarı yeşil şeklinde kuş alabilirsiniz. Kahverengi alalım. mavi alalım bakalım. Tamam aldınız diyelim. Burada bakın size diyor ki altın para satın al ki kuş alasın daha alamıyorsun diyor. Siz şunları aldınız diyelim tamam mı kuşları aldınız. Bitti. Kuşlarınız üretmeye başlıyor. Her gün siteye girmek zorunda değilsiniz siteye ücretsiz bir şekilde üye olduysanız ücretsiz bir şekilde devam edin. Yatırım yapmayın. Ben yatırım hiçbir şekilde önermiyorum. Şimdi para çekmeyi de göstereceğim. Fakat ondan önce eğer para çekmek istemiyorsanız tekrardan kuş satın almak istiyorsanız altın takas kısmına gidiyorsunuz. Altın takas kısmında çekmek, para çekme için olan yerdeki altınlarınızdan diyelim ki bin tane altınınız var şey para çekmek için bin tane altınız oluşmuş ama siz çekmek istemiyorsunuz altın para yani satın almak için kullanmak istiyorsanız da buradan takas yapıyorsunuz genelde bunu kullanmanızı önermiyorum paranız biriktiyse çekin arkadaşlar tamam mı para çekme butonunu buradan para çek kısmına tıkladım şimdi hangi hesabı kullanıyorsanız onu çekiyorsunuz ondan çekiyorsunuz bitcoin ise bitcoin paypal ise paypal paypal Türkiye'de yok genelde peer ile çekmenizi öneriyorum. Payeer zaten ücretsizdir. Herkes kullanabilir. Ben genelde Payeer'dan çekerim. Şimdi bakın. Bu sitede e, bazen açıklık olabilir. Sizin sizin hesabınıza biri girip de para çekebilir. Neden derseniz şurada şu hesabı tanımıyorum arkadaşlar. 2 ruble civarında bir çekim yapmış. Demek ki çekilebiliyormuş o zaman. Yani hatta tarihe bakabilir. 2017'de ben üye olmuşum. Gördüğünüz gibi eski bir site. Yeni bir site değil buradan para çekebilmeniz için sizden bazı şartları istiyor şimdi benden şart isteyecek mi ona bakacağım şu benim arkadaşlar şu benim hesabım kopyaladım buraya cüzdanınızı yapıştırıyorsunuz Payr size bir cüzdan veriyor örnekteki gibi diyor bu şekilde bir cüzdan hesabınız var şimdi e, ben ruble çekeceğim arkadaşlar şunu ruble olarak değiş, değiştiriyorum amerikan doları ruble rubleye değişmiyor dolar olarak yapalım tamam mı Şimdi ne kadar? Şöyle 3000 atıyorum. Sipariş ödemesi dedim. Bakın burada hemen kristal yok diyor. Bakın işte ben size bunu söylüyorum. Kristalınız yoksa buradan para çekemiyorsunuz. Ne demek istiyorum? Kristal yazan kısma tıkladık. Hep birlikte göreceğiz şimdi size öyle öve öve anlatan insanları dinliyorsunuz ya hani çok güzel bir şeymiş gibi burada insanlara böyle şey anlatıyorlar işte buradan para kazanıyorum şöyle yatırım yaptım bu kadar para kazanıyorum diyen yani insanlara itibar etmeyin arkadaşlar onlar kazanıyor evet yatırdıklarını çekiyorlar neden çekiyorlar sizin gibi arkadaşlar gidiyor siteye pat diye para yatırıyor para kazanacak ya hemen para yatırıyor. O diyor bu arkadaş çekiyormuş ne de olsa diyor. Ben de para yatırayım diyor. Para yatırıyor. Parayı basıyor arkadaşlar. O arkadaş bunu davet eden arkadaş parasını çekerken bu arkadaş çekemiyor. İşte neden? Burada. Bakın. Kristaliniz yoksa siz buradaki paranızı çekemezsiniz. Kendi yatırmış olduğunuz paranızın yüzde kırkını kristal olarak alır. Yani ne demek istiyor? Yüzde sen 100 ruble yatırdın. 100 rubleden 40 rublesini alırsın, 60 rublesini alman için burada tavsiye etmen gerekiyor. Tavsiyelerinin eğer %20'si kristal sahibi olursa, yani onlar da yatırım yaparsa diyor, sen buradaki parayı çekersin diyor. Kısaca bunu söylüyor arkadaşlar. Yani bu bu siteden ben daha öncesinde bakın ruble yatırdım ama çekemedim. 46 ruble 40 40 ruble yatırdım 46 ruble çektim normalde çekmem gerekiyordu fakat site ne şartı getirdi kristal şartı puan şartı işte bilmem altın şartı şeklinde şartlar getiriyor bakın 100 kristal arkadaşlar 100 kristal bakın bir kristal bir ruble çekmesine izin veriyor yani sen buraya 100 ruble yatırdıysan 100 ruble daha yatıracaksın ki 100 rubleni tekrar çekesin. Yani toplamda 200 ruble yatırdıysan ancak 100 rublesini çekebilirsin. Ya da işte %40'ını diyor ya 200 rublenin %40'ı 4 kere 2 8 80 rublesini çekebilirsin diyor. Bu şekilde arkadaşlar o yüzden yatırım yapmanızı e, tavsiye etmiyorum. Tavsiyelerinizden herhangi bir kişi yatırım yaparsa kristal miktarınız artar ve sizler de para çekersiniz. Yazık günah yani ben şimdi bu insanlara diyemem ki sen benim üyem ol işte para yatır. Böyle e, sitede ben şunu söylüyorum. Bakın bu şekilde bu kristal kısmını size göstermiyorlar. Siteyi tanıtıyorlar. Öve öve anlatamıyorlar. Ee, bitiremiyorlar yani sitenin e, Çok güzel işte ruble kazanıyoruz Euro kazanıyoruz dolar kazanıyoruz Ama bu kısmını kimse anlatmıyor Arkadaşım sen bu kısmını anlat Yazık günah değil mi İnsanlar parayı yatırıyor Yani e, cebinden para yatırıyor e, Yatırdığı paranın %40'ına %60'ını alıyor ya da, ya da diyelim ki %80'ini alsın %20'si içeride kalıyor Bunun geri alabilmesi için Yatırdığını tamamını alabilmesi için de Referans bulması ve referansının Yatırım yapması gerekiyor bu yüzden arkadaşlar bu siteyi tavsiye etmiyorum. Coin Farm, Golden Farm, Golden Miners tarzında birçok site var. Birçok e, Rus sitesi var. Yani size çektiriyor, çektiriyor, çektiriyor. Tak diyor. Ondan sonra diyor ki senin kristalin yoksa çekim yapamazsın diyor. Tamam mı? Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Hatta e, inanmayan arkadaşlar varsa lütfen birkaç çekimden sonra bu kısmı göreceklerdir kristal olmadığı için çekim yapamayacaklardır yine de kayıt olmak isteyen varsa kayıt olabilir ücretsiz bir iki tane belki çekim yapabilirsiniz arkadaşlar tam bilmiyorum ben o zaman 2017'de üye olmuşum gördüğünüz gibi hatta çekimi tekrardan göstereyim para çek kısmına geldiğim zaman görmüştünüz 2017'de üye olmuştum çok eski bir site yani evet ödemesini yapıyor yapıyor da nasıl yapıyor kristalim varsa yapıyor Hatta şimdi tekrardan bakın diyelim ki 4, 4500 4500 öbür sefer çok yazmıştık 4500 öde diyelim bak bunu bile ödemiyor bak çok az bir şey bunu bile ödemiyor bakın hadi bunu deneyelim bakın bunu deneyelim bak ee, yanlış dedi bir daha yapalım tamam 0.04 euro Ödemiyor. Bak bunu bile ödemiyor. 0.04 euroyu bile ödemiyor arkadaşlar. O yüzden kristaliniz yoksa bu sitede para kazanmanız çok zordur. Kristal olması için de sürekli sürekli yatırım yapmanızı istiyor ya da referans bulmanız, referansınızın da yatırım yapmasını istiyor. Ben yine de aşağıya referans linki bırakırım. İsteyen arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde ben yapmak istiyorum, denemek istiyorum diyen arkadaşlar varsa tabii ki onlar için referans linki bırakırım arkadaşlar. Ama kesinlikle bu siteye yatırım yapmanızı önermiyorum. E, benden rica ettiğiniz için bu siteyi anlatıyorum. Normalde ben bu siteleri anlatmıyorum arkadaşlar ama madem ki rica ettiniz ben de elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.